Merhaba arkadaşlar, ben Nimet Yavuş. Bugünkü dersime hoş geldiniz. Bugün sizlere yine YDS ve YÖK'ü soru çözüm analizlerinden örnek 10 soru çözeceğim arkadaşlar. Birinci soruyla başlayacak olursak, şimdi seçeneklere baktığımızda öncelikle bize bir isim sormuş. İsim sorduğu vakit ne yapıyoruz hemen? Kelimelerde aslında ilk 25 soruda önce seçeneklere bakıyoruz. Addiction, bağımlılık, tendency, eğilim, rejection, itiraz, geri çevirme. Ondan sonra exposure, maruz kalma. Bunlar hepsi isim. Dedication, adama. İsimi arkadaşlar boşluğa yerleştirmeden önce cümle içerisinde tabii ki bir iki şeye bakmanız gerekiyor. Öncelikle soruyu okumanızı tavsiye ediyorum. One socio-psychological explanation of violence suggests that frustrating situations make people angry and increase their blah blah to act aggressively. Bir tane sosyopsikolojik açıklama, değil mi? Neyle alakalı? Violence'la, şiddetle alakalı bir açıklama. Şunu da veriyor ki, ileri sürüyor, iddia ediyor. Frustrating situations. İnsanı dehşete düşüren durumlar, değil mi? Sinirlendiren durumlar. İnsanları ne yapar? Sinirlendirir, bakın. Hemen kelimenin altını çiziyorum. Angry. Sinirlendirmek. İnsanı sinirlendirir ve bakın cevabımız geliyor. Increase, artırır. Onların, o insanların bilmem nesini artırır. Ne konuda? Cevap şurada arkadaşlar. To act aggressively. Yani agresif bir şekilde davranma nelerini artırır diye soruyorum soruya. Bakın soruya soru soruyorum. Şiddetli bir şekilde davranma bir şeylerini artırır. Davranma nesini? A şıkkı bağımlılık olmaz, değil mi? Burada eğilimi artırmak. Yani tendency olduğu çok. Rejection olmuyor zaten. Diğer seçenekler olmuyor arkadaşlar. Eğilimini artırır. Evet. Geldik ikinci soruya şimdi. İkinci soruda bize yine 5 seçenek ve karşımızda 5 tane fiil var arkadaşlar. Eylem cümlesi olduğu için. Yani bir 5 tane eylem sormuş. Overcome, üstesinden gelmek. Dismiss, ne yapmak? Bertaraf etmek, atmak, fırlatmak. Highlight, altını çizmek, öne çıkarmak. Undergo, yaşamak, başından geçmek. Gibi anlamları var. Exchange nedir arkadaşlar? Değişim yapmak falan gibi anlamları var. Şimdi soruya gidiyoruz. The fruit of the cacao tree and the seeds and beans it contains dedi ve devam ediyor. Blah blah blah. A lengthy and complex series of transformations in order to yield chocolates. Şimdi bütün cümleyi anlamanıza hiç gerek yok. Birkaç kelimeye bakıyorum. The fruit of bir şeyin meyvesi diyor. Neyin? Kakao tree'nin meyvesi ve the seed, tohumlar ve fasulyecikler, değil mi arkadaşlar? It contains, yani içerdiği tohumlardan bahsediyor. Meyve ve tohumlar. Nokta nokta. A lengthy. Bakın cevap geliyor şimdi. Meyve ve tohumlar. Nokta nokta. A lengthy, uzun süreli ve kompleks bir transformasyondan ne yapar? Arkadaşlar soruyorum. Transformasyondan ne yapılır? Üstesinden gelinmez, atılmaz, highlight yapılmaz, değiş tokuş olmaz. Evet, undergo, geçmek. Değil mi arkadaşlar? Bir şeyden geçmek anlamı olduğu için undergo diyorsunuz buna. Soruya soru soruyorsunuz. As a babysitter ile soruya geldik. Burada da arkadaşlar üçüncü soruda yine bize bir phrasal verb sormuş olduğu çok belli. Rely on, güvenmek, bağımlı olmak. Call off, ertelemek. Bring up, bir insanı büyütmek, yetiştirmek. Catch up, hızına yetişmek, turn down, geri çevirmek. Evet, bu seçeneklere şöyle bir baktığımda aslında yani A şıkkı, C şıkkı, D şıkkı böyle olumlu anlamlar. Belki Bursa ertelemek olumsuz bir anlam. Edirne turn down, geri çevirmek olumsuz bir anlam. Soruya geldiğimde bu anlamlara bakıyorum. Cümle olumlu mu, olumsuz mu? Bir bebek bakıcısı olarak diyor. If you feel uncomfortable, kendinizi rahatsız hissediyorsanız o ailede, trust your instincts, ne yapın? İçgüdülerinize güvenin ve aileyi ne yapın diyor. Bakın, rahatsız hissediyorsanız aileyi ne yaparsınız? Rely on, güvenmezsiniz. Bring up, çocuk yetiştirmek zaten. Catch up, hızına yetişmek. Call off, ertelemek. Turn down, reddedin diyor. If they ask you to babysit again, bir dahaki çağrışında gitmeyin diyor. Onları geri çevirin diyor. Soruya birazcık böyle yaklaşımınız doğru olmak durumunda arkadaşlar. Dördüncü soruya geldiğimizde arkadaşlar, random seçtim ben soruları, rastgele. Yani burada bize bir tense sorusu sormuş ki en kolay sorunun, yani bu YDS YÖK'teki en kolay soru tipidir bunlar arkadaşlar.
şöyle cümle içerisinde seçeneklere bakmadan cümle içerisinde bir tane ipucu arıyorum. Yani zaman ipucu arıyorum daha doğrusu. Zaman sorusu adı üstünde. Yani sona geldiğimde during the ice ages demiş. Bunu biliyorsunuz. Yani buzul döneminde diyor değil mi? Buzul çağında diyor. Buzul çağı bizi past tense'e götürecek. A şıkkında past tense'e düşen taraf have helped present perfect. Gitti. Ondan sonra help present tense. Gitti bakın. Denizli de will help. Gitti. Çünkü gelecek zaman. Evet Edirne olabilir had ama sola doğru baktığımızda had ile will iki dünya bir araya gelir. Gelecekte past perfect asla bir araya gelmez. Hani hiçbir koşulda bir araya gelmez. Diyorum ki zaman olarak bir tek during the ice ages diye bir kelime bulup bunu geçmişe götürdüğümde kendi kendime içgüdüsel olarak diyorum ki burada helped olması lazım. Ve insanlar ne diyor? Dünya yüzeyinin %43'ünü ne yaptılar? Değiştirdiler diyor. Bugüne kadar olan bir şey olduğu için present perfect yani C şıkkı. Evet 5. soruya geldiğimizde yine bir tense sorusu. Today, bakın today, today dediği için A şıkkı used to gitti. Bursa had to gitti. Edirne would gitti. Tamam mı? Today değil bunlar. Çünkü past. Dolayısıyla Ceyhan ve Denizli kaldı. Enormous amounts of information. Çok miktarda bilgi. Around the globe, almost instantaneously. In a way that possible a few years ago demiş bakın. Yani bugün çok miktarda bilgi dünyanın her yerine anında C şıkkı yapılmalı mı yoksa D şıkkı yapılabilir mi? Yani distribute, dağıtılabilir mi? Bence D şıkkı daha güzel oldu. In a way that could not have been possible a few years ago. Yani birkaç sene mümkün olamayan şekilde, birkaç sene önce mümkün olabilemeyen şekilde bugün yapılabilir diye bir olasılıktan bahsediyor. Çünkü Ceyhan neden olmaz aynı zamanda? Must bir zorunluluk. Burada zorunluluğu gerektiren bir şey yok. Yapılabilir bir şeyden bahsediyor. 6. soru yine proposition sorumuz arkadaşlar. Daha önceki videolarımda da bunları çok anlattım size. Yeniden söylüyorum. Propositionları sağlı sollu okumanızı tavsiye ediyorum. By, for, to, about, through, of, from, within, on, at. Şimdi soruya baktığınızda ipucu arıyoruz. Yavaşça okuyorum bakın. London is built. Londra inşa edilir diyor. Tamam mı arkadaşlar? İnşa edilir. Nokta nokta Thames Nehri evet hemen bir şekil yapıyorum. Thames Nehri okay üzerinde demesi gerekiyor. Mutlaka. Bir nehir üzerinde inşa ediliyor. On the River Thames değil mi? By olmaz. To olmaz. Through olmaz. From olmaz. Denden çünkü. On değil mi? Bir şey üzerinde inşa ediliyor. And is the center of, merkezindedir diyor bakın. DDA takısı. Burada DDA takısı ettir. Bunu biliyorsunuz. Sadece ben burada nehre ve merkeze odaklandım. Dikkat ederseniz soruyu çözerken. 7. soru bağlaç sorusu. Herkesin biraz zorlandığı sorulardan bir tanesi. Arkadaşlar bağlaçlara önce bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki A şıkkında because neden sonuç ilişkisi? Çünkü demek. Unless koşuldur değil mi? Medikçe madıkça. Whereas zıttıktır bildiğiniz gibi. Şöyle olmasına rağmen böyledir. Now that'in anlamı yine because'dur. Yani bence Adana ve Denizli birbirini götürdü. So that maksat var burada. Soruya gittiğimde diyor ki vücudunuzun nesi? Hücreleri cannot work properly. Doğru düzgün çalışamaz diyor. Bakın burayı çizdim altına. Olumsuz bir şey söyledi. Gelen cümleye bakıyorum. The conditions around them are perfectly balanced. Yani bu hücrelerin etrafındaki koşullar değil mi? Mükemmel bir şekilde dengelenmedikçe yapamaz. Yani bir taraf olumsuz, bir taraf olumlu. Burada bir cannot var aslında. Cannot şu şöyle olmadıkça şu olamaz diye bir anlam çıkıyor. Annesi doğru cevap olarak işaretliyorsunuz arkadaşlar. Evet 8'e geldik. 8'de bize ne sormuş? Önce ona bakıyorum. Bakın soruya hiç gitmiyorum. Some, all, a number of, plenty of, a lot of. Diyorum ki burada bana öncelikle sayılabilir, sayılamaz sormuş. Some studies olur. All studies olur. A number of çok sayıda studies olur. Plenty of studies olur. A lot of studies olur. Demek ki diyorum ki burada bana lazım olan bu değil. Yani bana lazım olan ikinci taraf. Ve okumaya devam ediyorum. Studies show that the most creative ideas do not emerge when people are focused intensely on a goal. Instead,
They arise in those moments. Bakın cevap geliyor. Onlar ortaya çıkar şu anlarda. When nokta nokta when there's a way. Bakın. When dığı zaman. When there's a way from the task. Yani görevden uzaklaştığı zaman. Yani insandan bahsediyor. İnsandan bahsettiğine göre aşağıdakilerden bir tek bir insan anlamında kullanılan kelime C şıkkındaki one'dır arkadaşlar. Bir insan değil mi? Görevinden uzaklaştığı anda ortaya çıkarlar diyor. Evet. Dokuzuncu cümle tamamlama sorusu. Arkadaşlar daha önceki videolarımda yüzlerce defa söyledim. Cümle tamamlama sorularını çözerken şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Birinci cümlede mutlaka birkaç kelimenin altını çizmeniz gerekiyor. Yani bu kelimeler, özneler mutlaka çizilmeli. Genetik diyor bakın. Genetik contribute yapar. Altını çizdim bunları. Ben kırmızıyla işaretledim. Genetik katkıda bulunur. Heavily bir şekilde. Yoğun bir şekilde katkıda bulunur. Genetiğimizden bahsediyor. To the rate, hızına. Neyin hızına? At which someone acquires necessary skills and knowledge. Değil mi? Bir insanın bilgi ve kabiliyet, gerekli kabiliyetleri edinme hızına genetikte bulunur diyor. Şimdi bu konudan hiçbir şekilde sapmayacaksınız. While some scientists emphasize that genetic components, değil mi? Genetic components that underlie a large number of cognitive abilities. Hiç alakalı bir şey mi arkadaşlar? Bir hızdan bahsetti. Bilim adamları şunu söylerken ters bir şey söyledi. Olmadı. But bakın soruyu hemen eliyorum cevabı. Neden? But genetics, you know, genetics yani. Genetics. Şimdi yukarıda genetics aynı cümle içerisinde arada sadece virgül var. İki defa genetics deme şansınız yok. İkinci cümlede ona it demeniz gerekiyor. Dolayısıyla bunu hiç okumadan iptal ediyorum. Ceyhan, yukarıyı unutmuyorum ama. Because finding the resources of creativity has occupied the minds of philosophers for centuries. Hiç alakalı bir şey yok arkadaşlar. Sebep-sonuç ilişkisine gitti. Burada ne bir genetik var, ne bir hız var, ne bir kabiliyet var, ne bir bilgi var. Genetik ne dedi? İnsanların hızına değil mi? Ne edinme hızına? Gerekli kabiliyet ve bilgileri edinme hızına katkıda bulunur. Bakın Ceyhan Denizli ne güzel bir şey söylüyor. So, bu yüzden those with more innate talent. Ne güzel söyledi bakın. Skill yerine talent dedi. Daha doğuştan gelen, daha çok doğuştan gelen kabiliyeti olan insanlar can improve faster. Bakın faster hıza gitti. And launch their careers earlier. Yani kariyerlerini erkenden başlayabilirler dedi. Birebir aynı şey dedi söyledi. And there are some researchers who disapprove dedi bakın. And dedi, disapprove dedi. Yukarıda olumlu bir şey söylerken aşağıda disapprove gibi olumsuz bir şey söyleyecekseniz burada and değil but kullanmanız gerekiyor. Ters bir şeye geçiyorsunuz ve son sorumuz. In addition to having two airports, bakın çok güzel bir kısaltma var burada. İki hava alanına sahip olmanın yanı sıra gelen cümle mutlaka hava alanına sahip olan bir şehir ismiyle başlamak zorunda. Çünkü kısaltma yapılmış. Burada direkt şehir ismi olan iki tane seçenek görüyorum. Bursa ve Denizli. Rome and Rome. Bitti. Diğerleri hiç okumuyorum bakın. Sahip olan Roma'dır çünkü ve kısaltma yapıldığı için gelen cümlede özne başta olması lazım. İki havaalanına sahip olmanın yanı sıra ulaşımdan bahsediyor. Rome has grown into a city of 3 million people. Çok saçma. 3 milyon insana ulaştı. Denizli, Rome is linked to the rest of Europe by road and rail. Yani Avrupa'nın geri kalan kısmına neyle? Yol ve demir yoluyla. Değil mi? Karayolu ve demir yoluyla bağlantılıdır diyor. Yine ulaşımdan bahsetti. Denizli deyip bunu bitiriyorum arkadaşlar. Evet, dersime katıldığınız için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videolarımı izledikten sonra yorum yapmayı, beğenmeyi ve lütfen paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Thank you.